Selam. 70 günde TYT Matematik kampımızın geldik bugün tam tamına 61. gününe. Yine yepyeni bir konu grubuyla ve sondan bir önceki ünitemizle kampımız yavaş yavaş maalesef ki bitiyor. Sondan bir önceki ünitemizle başlıyoruz arkadaşlar permutasyon, kombinasyon ve binom açılımı yapacağız. Bu üç konuyu bir beraber işleyeceğim. Beraber derken yani önce size permutasyonun temel tanım testini anlatacağım. Yani permutasyonun konu kısmını anlatacağım. Sonra kombinasyonun konu kısmını anlatacağım. Sonra binom açılımının konu kısmını anlatacağım. Ve sonra bunlarla alakalı soru çözümü. ADO testinde ÖSYM'ye yönelik soru çözümü yapacağım. Şimdi bugünkü video Bugün şimdi izleyeceğiniz video permütasyon temel tanım testinin yani permutasyon konu anlatımının birinci parti. İkinci partını ki permutasyon konu kısmı temel tanım testi iki videoda gelecek. İkisi de bugün yani 61. gün izlenecek arkadaşlar. Bu videonun hemen peşine hemen bu videoya bir ara veriyorsunuz. Daha sonra hemen Permutasyon 2 izliyorsunuz temel tanım testini. Onu izledikten sonra permutasyonun konu anlatım kısmı bitmiş oluyor. Sonra kombinasyona geçiyoruz tamam mı? Yani 61. günde 2 video izleyeceksiniz ardarda. Arda. Bunu ertesi güne ee, sarkıtmamaya çalışır arkadaşlar tamam mı? Şimdi iki videoda çok önemli. İlk videoda permütasyonun aynı zamanda kombinasyonun aynı zamanda olasılığın bile temelini atmış olacağız. Ben size sayma yöntemlerini göstereceğim. Nesneler, gruplar, insanlar, çokluklar hangi yöntemlerle doğru sayılır bunlardan bahsedeceğim ki bu permutasyonun da kombinasyonun da altyapısıdır arkadaşlar. Beni güzel bir şekilde dinlemenizi isteyeceğim. 70 günde pardon canım benim acıdı mı? 70 günde TYT Matematik Kampı video ders kitabımızdan biliyorsunuz ki artık yani 61. günde aa oradan mı işliyorduk ya <laughs> demezsiniz diye düşünüyorum. Sayfa 226 ve Sayfa 227'nin yarısı. Yani bugün bir buçuk sayfa konu anlatımı yapacağım size. Ama bu bir buçuk bu bir buçuk sayfa konu anlatımı çok ama çok önemli. Çok iyi dinliyorsunuz. Size sayma yöntemlerini göstereceğim. Daha sonra aynı gün yani bugün yani 61. günün devamında permütasyon 2 videosunda 12. örnekten sonra permütasyon başlığımız var sayfa 227'de o başlıktan itibaren devam edeceğiz ve sayfa 229'a kadar yapacağız. Sonra da zaten kombinasyon kısmı başlamış olacak. Tamam mı canlarım? Hadi Eko kitapta da bir konuşalım nerede olduğumuzu. Ekocular şey yapmasın hemen. <laughs> ya bize kimse bir şey demiyor. Falan diye. Ekocular gelin bakalım. Ben bugün sizlerle sayfa 114'ün ilk 3 sütununu yapacağız. 1, 2, 3 sütununu 12. soruya kadar. Sonra Aynı günün bugünün ikinci videosunda da 114. sayfanın son sütunundan başlayacağız. 115. sayfanın tamamını yapacağız. 116. sayfaya geçmeden bitireceğiz. 115. sayfayı yapacağız. Tamam mı? Yani ekoda permütasyon a şöyle gördüğünüz gibi 2 şöyle tam yap sayfada bitmiş olacak. Anlaştık mı canlarım? Tamam mı? Bu arada soru bankamızla ilgili e, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Hocam soru bankası seviyesi nasıl vesaire? Arkadaşlar soru bankası TET soru bankamız 70 günde TET matematik kamp destekli. Yani kampımızla birebir uyumlu hazırladığımız soru bankamız buradan işlediğiniz, buradan işlediğiniz her şeyin orada pratiğini yapabileceğiniz hem de ekstra soruları da görebileceğiniz soru bankamızın lütfen inceleme videosunu izleyin. İnceleme videosunu izlediğinizde Kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak zaten. O kitabı çözmeli misiniz? Çözmemeli misiniz? Onların hepsini kampı devam eden, etmeyen, yeni başlayan, bitirmiş olan herkes için zaten cevap vermiş olacağım. Çok güzel bir kitap oldu. Yani piyasada ortalama TYT soru bankalarının hani şöyle 1000 soru, 1200 soru, 1150 soru, bazı kitaplar 900 soru civarı. Hele biraz daha popülerler o civarda oluyor olduğunu düşünür, düşünüyorum. 1750 soruluk bir kitaptan bahsediyoruz ki tek bir kitapla bütün TYT'yi halledebileceğiniz bir kitaptan bahsediyorum. O kitabın inceleme videosunu izlerseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Soranlar var diye söyleme ihtiyacı hissettim. Hadi bunu söylemişken bir de abone olun mu desem ya. biraz bir yerde çıkmıştır abone olun falan ama hadi siz yine şöyle bir abone ol bıngıldağına şöyle o mavi şey kırmızı abone ola basınca onun bir griye dönüşü vardır arkadaşlar. Onu bir görün ya. Onu bir hissedin, o, o his başka bir his. Hadi derse geçelim. Evet canlarım, şimdi yakınlaşıyorum ve permütasyon e, başlığın ünitesinin başlığının altındaki birinci kısım olan toplama yoluyla sayma iş, e, alt başlığına başlıyorum. Şu an permütasyonu yapmıyoruz bu arada. Evet konumuzun başlığı permütasyon ama ben size öncelikle sayma yöntemlerini göstereceğim. İki tane sayma yöntemi var arkadaşlar. Nesneleri ya toplayarak sayarsınız ya da çarparak sayarsınız. Ne zaman toplama yoluyla sayacaksınız, ne zaman çarpma yolu yoluyla sayacaksınız size anlatacağım şimdi. Şimdi diyor ki arkadaşlar iki işlemden birincisi x farklı şekilde, ikincisi y farklı şekilde gerçekleşiyorsa bu işlemlerden birincisi veya ikincisi x artı Y farklı şekilde gerçekleşir. Hiçbir şey anlamadım hocam. Çok teşekkür ederim. Allah sizden bin kere razı olsun. Hiçbir şey anlamadım. Hayatımda hiç bu kadar bir şey anlamadığım olmamıştı. Şimdi gel. Şundan bahsediyor. Diyor ki... Sen diyor iki nesneyi sayarken şu cümleyi kuruyorsan... 3 tane bardak... Veya 5 tane peçete... Bardak veya peçete... Bardak veya peçete... Gibi bir cümle kuruyorsan... Yani sen... Veya 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 bağlacıyla bu nesnelere saymaya çalışıyorsan o zaman toplama yoluyla kullanacaksın diyor. Şey, toplama yoluyla sayacaksın diyor. Toplama yoluyla saymada farklı cins farklı cins nesneler sayılır arkadaşlar. Farklı cins nesnelerin sayıldığı yöntem genellikle toplama yoluyla saymadır. Birinci örnekte. Anlayacaksınız ikinci de daha da pekişecek. Bak şimdi birinci örnek diyor ki 5 tane doktor ve 7 tane mühendis arasından bir doktor veya bir mühendis kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi 5 doktor ve 7 mühendis arasından doktor mühendis. Bir doktor veya bir mühendis kaç farklı şekilde seçilebilir? Bak burada direkt veya bağlacını gözümle görüyorum. Veya olduğu zaman hemen toplama yoluyla sayma 5 artı 7'den 12. Peki bunun mantığı ne? Cevabımız 12 de. Mantık ne? Mantık şu. Şimdi elinde 5 tane doktor var. Böyle dizilmişler ip gibi. 7 tane de mühendis var. Ben sana diyorum ki bir doktor veya bir mühendis seç diyorum. Yani totalde bir kişi seçeceksin. Sen de şöyle düşünüyorsun. Şimdi kardeş bir doktor veya bir mühendis seçeceksem Burada 5 tane doktor var, 7 tane mühendis var. Yani toplamda 12 kişi var aslında. 12 kişiden bir tanesini seçeceğim. Kaç farklı ihtimalim var seçmek için? 12. Peki ne yaptım ben az önce? 5, 7, 12. Topladım gördün mü? Niye? Çünkü mantık bana diyor ki bir doktor veya bir mühendis fark etmez diyor. Hepsini topla bir tanesini seç diyor. Bak topla dedi hepsini. O yüzden toplama yoluyla sayma yaptım tamam mı? İndim aşağı bak daha net anlayacaksın. Bir kutudan birbirinden farklı bir kutuda birbirinden farklı 5 tane mavi 4 tane de beyaz kalem vardır tamam bu kutudan bir mavi veya beyaz bilye kaç farklı şekilde seçilebilir tabi bunu da kalem yapmak gerekiyor değil mi o bilye bu kalem biraz karışmış ve fark etmez problem yok buna bilye diyelim mesela çok sorun değil bilye şimdi 5 mavi 4 beyaz bilye var bir mavi ve bir beyaz bilye seçeceğim arkadaşlar. E şimdi şöyle düşünüyorum. 5 mavi 4 beyaz var. Mavi ya da veya beyaz fark etmez diyor. Bir tane bilye seç bana diyor. Yani rengi önemli değil demek mavi veya beyaz. O zaman ben buradaki rengi önemli değilse 5'ini ve 4'ünü bir yere toplarım. Kaç tane ihtimalim oldu? Bak toplarım dedim. 9 ihtimalim oldu. E 9 tanesinden bir tanesini. Yani 5 artı 4'ten sorumuzun cevabı 9. Bakın veya bağlacını gördüğünüz zaman zaten hiçbir sıkıntı yok. Mavi veya beyaz dediği zaman toplama yoluyla saymaya gidiyorsunuz. İndim aşağıya. A şehrinden B şehrine 4 farklı karayolu, 3 farklı deniz yolu ve 2 farklı hava yolu vardır. Buna göre A şehrinden B şehrine gidecek bir kişi kaç farklı yoldan gidebilir diyor. Ya bana gel de nasıl gelirse Mevlana sanki bu bak. Sanki Ankara'dan Konya'ya gidiyorsun. Ankara'dan Konya'ya gel de ne olursan gel diyor Mevlana. İster karayoluyla gel, ister deniz yoluyla gel. Konya'dan, Ankara'dan Konya'ya nasıl deniz yoluyla geleceksin o biraz zor olacak ama. Artık bir şekilde yolunu bulacaksın. Süveyş kanalı üzerinde. Deniz yolu veya ve iki farklı hava yolu. Arkadaşlar hangi yolla geldiğiniz önemli değil. 4 tane karayolu ihtimaliniz var. 3 tane deniz yolu ihtimaliniz var. 2 tane de hava yolu ihtimaliniz var. Bunları topladığınız zaman 7 artı 2'den toplamda 9 farklı yoldan gelebiliriz. Doğru cevabımız 9 olacak arkadaşlar. Bakın bu soruda dikkat etmenizi istediğim şu. Veya kelimesi kullanılmamış görüyor musunuz? A şehrinden B şehrine gidecek bir kişi veya veya dememiş. Her zaman veya bağlacını net göremezsiniz. Birinci ve ikinci soruda net gördünüz. Net gözünüze soktum onu. Ama üçüncü soruda gizli bir veya var. A şehrinden B şehrine gidecek bir kişi karayoluyla veya deniz yoluyla veya hava yoluyla kaç farklı şekilde gelir. Yani oradaki veya anlamda gizli aslında. Tamam mı? O yüzden burada toplama yaptık. Anlamsal olarak veya var aslında biraz çarpma yoluyla saymada toplama yoluyla sayma arasındaki farklar da biraz ortaya çıkacak. Dördüncü soru. Ünlü aktör Boykars'a 4 Türk, 3 İngiliz, 1 Fransız ve 2 Alman film şirketinden teklif gelmiştir. Ne bir fi ne filmi bu acaba? Buna göre Boykars kaç farklı tercih yapabilir? Şimdi arkadaşlar 4 Türk e film şirketine gidebilir. Veya Bak veya 3 İngiliz film şirketine gidebilir veya 1 Fransız'a gidebilir veya 2 Alman'a gidebilir ve o zaman bunların hepsini toplayacağım. Kaç tane şirket var? 4 artı, 3 artı, 1 artı 2. Topladım 7, 9, 10. Yani 10 tane şirket olduğu için Boykars bunlardan bir tanesine gidecek. 10 farklı tercih yapma şansı vardır Boykars. Tamam mı? Boykars. Tam böyle şey böyle. Tiki ismi Boykars. Şimdi devam ediyorum. Çarpma yoluyla saymaya geldim. Şimdi çarpma yoluyla saymadaki mevzu şu. İki işlemden birincisi x farklı şekilde. İkincisi de birincisine bağlı olarak. Aba İkincisi birincisine bağlı olarak y farklı şekilde gerçekleşiyorsa bu işlemlerden birincisi ve ikincisi x çarpı y farklı şekilde gerçekleşir. Buradaki sihirli bağlacımız neymiş? V bağlacı. Ya fiziksel olarak v'yi göreceğiz ya da anlamsal olarak v'yi çıkartacağız. Bu arada dikkat ikinci iş, ikinci oluş, ikinci eylem birincisine bağlı olarak gerçekleşmeli. Yani bunların arasında bir bağlantı olmalı. Ankara'dan Konya'ya giderken karayolu, yolu arasında bir bağlantı yok. İster karayoluyla git, ister hava yoluyla git, ister deniz yoluyla git. Ama çarpma yoluyla sayma işleminde bu işler arasında bir bağlantı olacak. Bu bağlantıyı yakaladığımız zaman ha demek ki çarpma yoluyla sayma yapacağız diyeceğim. Örnek 5'te de bunu anlayacaksınız. 3 pantolon ve 2 tişörtü olan bir kişi 1 pantolon ve bir tişörtü kaç farklı şekilde giyebilir? Arkadaşlar şimdi burada işler birleşik yani birbirine bağlı. Pantolon ve tişörtü aynı anda giyiyorum. Bir kombinleme yapıyorum. Yani pantolon giymeden tişört giyip çıkabilir misin böyle? Donma çıkıyor bayağı dışarı böyle yürüyor. AVM'de geziyor böyle merhaba falan. Olmaz değil mi? Yani burada tişört ve pantolonu kombinlemek gerekiyor. Yani buradaki tişört giyme, pantolon giyme işlemine bağlı olarak gerçekleşiyor. Ya da pantolon tişörte göre. O yüzden burada çarpma yoluyla sayma var. 3 pantolon ve 2 tişört olan bir kişi 1 pantolon ve bak veya demiyor bir pantolon ve bir tişörtü kaç farklı şekilde giyebilir? Yani aynı anda giyecek aslında birbiriyle ilişkili o yüzden çarpma yoluyla sayma var. 3 çarpı 2'den 6 farklı şekilde giyebilir. Şöyle ispatlayayım mı size? Pantolonlarımızı yazalım. Pantolon 1, pantolon 2, pantolon 3. Herkes de kod pantolon. Şimdi tişört, tişört 1, tişört 2. Şimdi kombinleme yapıyorum. Bir pantolon ve bir tişört giyeceğim. P1'i giyip Yanına T1'i giyebilirim. P1'i giyip yanına T2'yi giyebilirim. Yani pantolon 1, tişört 1, pantolon 1, tişört 2 yapabilirim. Pantolon 2, tişört 1, pantolon 2, tişört 2 yapabilirim. Pantolon 3, tişört 1, pantolon 3, tişört 2 yapabilirim. Kaç farklı şekilde giydim bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne buldum cevabı ben? 6. Anladınız değil mi? Mantık oturdu birazcık. 7. 6. soruyla devam ediyoruz. Ankara'dan Sivas'a 3 farklı otoyol, Sivas'tan Erzurum'a 4 farklı otoyol vardır. Ankara'dan Erzurum'a gitmek isteyen bir kişi Sivas'a uğrama koşuluyla, yani Ankara'dan ee, Erzurum'a gitmek Sivas'a uğramaya bağlı, yani bağlantılı bir işlem var. Kaç farklı yoldan gidebilir? Arkadaşlar kaç farklı yoldan gidebilir? Şimdi şöyle Ankara'dan Sivas'a gidecek, Sivas'tan da Erzurum'a. Ankara'dan Sivas'a 1, 2, 3 yol var. Sivas'tan Erzurum'a 1 2 3 4 yol var. E, şimdi Ankara'dan Erzurum'a direkt yol yok. Yani önce Sivas'a uğramak gerekiyor. O yüzden önce Ankara'dan Sivas'a uğrayacağım. Kaç ihtimalim var? 3 ihtimalim var. Sonra Sivas'tan Erzurum'a uğrayacağım. Kaç ihtimalim var? 4 ihtimalim var. Peki bunları toplayacağım mı, çarpacağım mı? Bak. Bunu toplarsan şöyle hata yaparsın. Bunu top bunları toplamak demek şu demek. Ankara'dan Sivas'a veya Sivas'tan Erzurum'a öyle demiyor ki Ankara'dan Sivas'a veya Sivas'tan Erzurum'dan şu anlama çıkar. Ankara'dan Erzurum'a gidemezsin. Ankara'dan Sivas'a gideceksin ya da Ankara'dan Erzurum'a gideceksin. İkisinden birini seçeceksin. Ama biz Ankara'dan Erzurum'a gitmek istiyoruz. Biz Sivas'a sadece uğramak istiyoruz. Sivas bizim için bir durak, bir basamak. Dolayısıyla Sivas Ankara'dan Erzurum'a gitme işlemine bağlı olarak gerçekleştiğinden dolayı çarpma yoluyla sayma kullanılacak ve 3 çarpı 4'ten sorumuzun cevabı ne olacaktır? 12 olacaktır. İsterseniz yollara isim verin bakın. Y1, Y2, y Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Şöyle düşünürsünüz. Y1'e gittim sonra Y4'e gittim. Uğradım devam ettim. Y1, Y5, Y1, Y6, Y1, Y7. Ha, Y1 bitti. Şimdi Y2, Y4, Y2, Y5, Y2, Y6, Y2, Y7. Bitti. Şimdi Y3. Y3'e uğradım. Sonra Y4 ile Erzurum'a gittim. Y3, Y4 şöyle yazalım. Sonra Y3'e uğradım. Sonra Y5 ile Erzurum'a gittim. Y3, Y5. Sonra Y3'e uğradım. Y6 ile Erzurum'a gittim. Y3'e uğradım. E, Y7 Erzurum'a gittim. Şurada da 7 yazıyor. E, i̇şte bunlar Erzurum'a gidişler Sivas'a uğrayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu da ispatı arkadaşlar. Yalnız çok önemli değil. Yani ispatını yapmış olalım da. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Var mı sorunumuz, problemimiz, bir şeyimiz, bir sıkıntımız? Ben sanırım az önce şeye tekme attım ya. İnternet modemine tekme attım aşağıdan. Hayırlısı olsun inşallah bir şey olmamıştır. <laughs> devam ediyorum 3'ün... Üçün... Ne üç ulan? Gene mi lan sen? 7. soruyla devam ediyorum. A'dan C'ye giden bir araç giderken geçtiği yollardan dö dönerken geçmemek koşuluyla A'ya geri dönüyor. Buna göre kaç değişik şekilde gidip dönebilir? Şimdi arkadaşlar bakın A'dan C'ye gidecek bu, bu araç. Ama giderken geçtiği yollardan geçmeme koşuluyla geri dönecek. Şimdi şöyle düşüneceğim. Diyeceğim ki. Kardeşim. A'dan e, C'ye gideceğim. Ama A'dan C'ye gitmek için A'dan C'ye direkt yol yok. A'dan C'ye gitmek için şöyle şekle şemaya, şemale baktığım zaman mutlaka ama mutlaka B'ye uğramam gerekiyor. Lamı cımı yok. Peki A'dan B'ye, B'den C'ye gideceğim o zaman. A'dan B'ye kaç yol var? 2, 4, 5 yol var. A'dan B'ye 5 yol var. Çarpı, çünkü C'ye gitmek için B bir basamak. Dolayısıyla çarpma yoluyla sayma var. A'dan B'ye veya B'den C'ye demiyor. A'dan B'ye ve B'den C'ye diyor. Çarpı, B'den C'ye 3 yol var. Şimdi buraya geldim. Şimdi geri dönüyorum. Artı falan demiyoruz ha. A'dan C'ye veya C'den A'ya demiyor. A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den B'ye, B'den A'ya. Hepsinde B var. Hepsinde çarpma yapıyorum. 5 çarpı 3 çarpı. Yanlış şuraya dikkat et. Diyelim ki ben gidişte şu yolu kullandım A'dan B'ye. B'den C'ye giderken de şu yolu kullandım. Artık dönüşte yani buraya geldim ya artık 15 farklı yolla 3 çarpı 5'ten. Artık dönüşte bu sarı yolları kullanamam. O zaman dönüşte C'den B'ye dönerken artık 2 tane ihtimalim kalır. 2. Sonra B'ye geldikten sonra B'den A'ya dönerken de eskiden 5 ihtimalim vardı. Ama A'dan B'ye gelirken kullandığım yolu bir daha kullanmayacağım için bu yolu iptal edersem geriye 4 tane yolum kalır. O zaman çarpı 4 dedim. Eee... 15 çarpı 8'den toplamda 120 değişik şekilde gidip dönebilir diyeceğiz bu araç için. Anlaştık mı? Bence anlaşıldı diye düşünüyorum. Devam ediyor. Diyor ki A'dan B'ye 4 farklı yol, B'den C'ye 2 farklı yol, A'dan da C'ye 3 farklı yol var bak. Bu soru çok önemli bir soru. Bu soruya yıldız atıyorum. İşte bu soru ilk defa İlk defa toplama yoluyla çarpma yolun yolu toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla saymanın beraber kullanıldığı bir soru. O yüzden çok referans bir soru, önemli bir soru. Bu soruyu anlamış olun mutlaka. Şimdi A'dan B'ye 4 farklı yolun var. B'den de C'ye 2 farklı yolun var. A'dan da direkt C'ye 3 farklı yolun var. Tamam. Buna göre diyor A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilebilir? Şimdi iki ihtimalim var arkadaşlar C'ye gidebilmek için. Ya önce B şehrine uğrayıp sonra C'ye gideceğim. Veya bak veya dedim. Bir daha şöyle yapayım. C'ye gitmek için önce A'dan B'ye uğrayacağım. B'den C'ye gideceğim. Veya bu veya'yı bilerek üstüne basa basa söylüyorum. Veya direkt A'dan hiç B yolunu kullanmadan C'ye gideceğim. Tamam. Şimdi öncelikle birinci durumu yapalım. Bu birinci durum bu ikinci durum. Bu iki durumu birbirinden veya bağlacıyla ayırıyoruz. Veya bağlacı. Hani. Hani. hani... Şimdi. A'dan B'ye kaç yol var? 1, 2, 3 yol var. 3. Çarpı. B'den de C'ye 2 yol var. 3 çarpı 2. Burası tamam. Burada sıkıntı yok. Artı veya A'dan C'ye direkt gidiş. Orada da 1, 2, 3 farklı yol var. O zaman bir de artı 3'ümü kondurdum. 3 kere 2, 6, 3 daha. Toplamda A'dan C'ye 9 farklı yolla gidebilirim. İşte arkadaşlar A'dan B'ye, B'den C'ye giderken çarpma yoluyla saymayı kullandık. Veya A'dan direkt C'ye gidiş zaten 3 farklı yoldu. Bunları da toplama yoluyla saydık. Yani kompo yaptık. Yani mix yaptık. Mix deriz biz. Mikser. Manuel mikser. 9. soruyla devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki 9. soru. 9 katlı bir iş yerinin her bir katı gri, beyaz ve krem renklerinden biriyle boyanacaktır. Üst üste 2 kat aynı renk olmamak koşuluyla bu iş yeri kaç farklı şekilde boyanabilir? Şimdi arkadaşlar 9 katlı bir bina size şurada sembolize edeceğim. Sembolize mi? Sembolize tabi. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Birinci katı biraz büyük. Özdeş dememiş ya. Yani. Yağna. Şimdi devam ediyorum. Başlıyorum daha doğrusu. Şimdi 9 katlı bir iş yerim var. 3 tane de rengim var. Gri, beyaz ve de krem. Şimdi öyle bir boyama boyayacağım ki üst üste iki kat aynı renk olmayacak. Şimdi en alt kattan boyamaya başlıyorum. En alt kat. Şimdi bu en alt katın rengi ne olabilir? Hocam bu en alt katın rengi üç tane olabilir. Üç renk. Değil mi? Gri, beyaz, kırmızı. Diyelim ki gri oldu. Bak diyelim ki gri oldu. Burası gri olursa artık bir üstteki kata kaç tane renk kalır? İki tane. Çünkü üst üste iki kat aynı renk olamaz. O zaman gri dışında neye boyayabilirim? Beyaza ve kırmızıya. Yani iki ihtimal. Diyelim ki kırmızıya boyadım burayı da. O zaman bunun bir üst katı ya gri ya beyaz olur. Yani yine iki ihtimal olur. Diyelim ki burayı da griye boyadım. O zaman bunun bir üst katı ya kırmızı ya beyaz olur. İki ihtimal. Diyelim ki bunu da beyaza boyadım. O zaman bunun bir üstündeki ya gri ya kırmızı olur. Yani iki. Yani arkadaşlar birinci kat ilk boyadığım kat 3 ihtimal. Ondan sonraki bütün katların iki ihtimalli kalıyor ve bu şekilde boyama bitiyor. Peki bunları toplayarak mı diyeceğiz, çarparak mı gideceğiz? Arkadaşlar bakın 9 katlı binanın katları boyanacak bir, birer kat, bir katı boyanacak demiyor. Yani birinci kat veya ikinci kat veya üçüncü kat demiyor. 9 katlı iş yerin her bir katı boyanacak. Yani birinci kat ve ikinci kat ve üçüncü kat ve dördüncü kat ve beşinci kat ve altıncı kat. Yani bütün katları V bağlacıyla birbirine bağlı bir şekilde. Çünkü bak birbirine nasıl bağlı? Daha nasıl bağlı olacak oğlum? Bir katta aşağı katın rengi boyalı olmayacak. Öyle bir bağ var aralarında. Dolayısıyla burada çarpma yoluyla sayma olacak tabii ki. 3 çarpı 9 katlı bir katının 3 ihtimali var. Geri kalan 8 katının 2 ihtimali var. Yani... 2 çarpı 2 çarpı 2 nokta 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 2. Burada kaç tane 2 var arkadaşlar? 8 tane 2 var. 8 tane 2 olduğu için 3 çarpı 2 üzeri 8. Hocam bu nasıl cevap ya? Ee, derseniz sizi anlayabilirim. 10. soruyla devam ediyorum. Nazlı değil Nazım'mış. Nazım Hikmet Run. Run Nazım Run. Nazım 4 farklı broşürü 6 farklı posta kutusuna her kutuya en çok 1 broşür olacak şekilde atacaktır. Buna göre Nazım bu broşürlerin tamamını kaç farklı şekilde atabilir? Arkadaşlar en sık eee en sık e, sıkıntı yaşadığınız sorulardan. Şimdi 6 farklı posta kutusu diyor. Çiziyorum 6 farklı posta, posta kutusunu. 1 2 3 4 5 6 farklı posta kutusu tamam mı? Elimde de 4 tane farklı broşür var. Bir tane broşürü şöyle göstereyim. Bir tane broşürü şöyle göstereyim. Bu başka bir broşür olsun. Bu başka bir broşür olsun. Bunu böyle göstereyim. Bir de şu broşür olsun. Bunu da böyle göstereyim. 4 tane de elimde farklı broşür var. Şimdi Nazım broşürlerin tamamını kaç farklı şekilde atabilir? Her kutuya en çok bir tane broşür atabiliyorum. Bak her kutuya en çok bir tane. Yani zaten atamadığım kutu da olacak mecburen. Yani olmak zorunda çünkü 4 tane broşür var 6 tane posta kutusu var. İlla ki bazılarını atamayacağım. O zaman şöyle düşünüyorum bakın. Burada her zaman az olan kıymetlidir. Az olan kıymetlidir. Ne demek az olan kıymetlidir? Yani her zaman nesne... Burada iki, iki tane çokluk var değil mi? Şimdi broşürler posta kutusu. Şimdi broşürlerden mi başlamalıyım? Yani bir broşür kaç farklı posta kutusuna gider diye mi düşünmeliyim? bir posta kutusuna kaç broşür atılır diye mi düşünmeliyim? Her zaman az olan daha kıymetlidir. Az olanı baz alacaksınız. Az olanın üzerinden gideceksiniz. Az olan burada ne? Broşür sayısı. O zaman broşür sayısından gideceksiniz. Birinci broşürün gelebileceği kaç farklı kutu şey var arkadaşlar posta kutusu? 6. Birinci broşüre 6 farklı posta kutusu gelir. Diyelim ki birinci broşürü şuraya attık. Birinci broşürü buraya attık. Artık buraya başka bir broşür atamayız. Çünkü diyor ki her kutuya en çok bir broşür atılacak. O zaman oraya başka broşür atamayız. Tamam atmadık hocam kaldı orası. Şimdi devam ediyorum. Buraya geldim. Bunun gelebileceği kaç farklı posta kutusu var? 6 değil 5. Çünkü buraya atamıyorum artık. 5 tane ihtimal. Tamam. Mesela bunu da götürelim. Şuraya atalım. Ha. O zaman artık bu ikisi iptal. Bunlara artık atılamaz. Geldim buna. Bunun kaç ihtimali kaç posta kutusuna atılabilir artık? 4 posta kutusuna atabilir, atılabilir. Tamam. Bunu da getirelim. Şuraya atalım mesela. Artık birinci posta kutusu da iptal. Son posta kutusunun gelebileceği yer bak. 1, 2, 3 tane. O zaman buraya da 3 tane atabilirim. İşte ihtimallerimiz bunlar. Peki bunları toplayacağız mı? Çarpacağız mı? Toplama yoluyla sayma mı? Çarpma yoluyla sayma mı? Yani cevabımız aslında 360 mı yoksa cevabımız 18 mi topladığımız zaman? Arkadaşlar bakın buradaki her posta kutusuna atılan broşürün birbiriyle bir bağlantısı var. Tabii ki çarpma yoluyla sayma kullanacağız. Çünkü şunu demiyor Birinci broşür veya ikinci broşür veya üçüncü broşür veya dördüncü broşürden bir tanesi bu posta kutusuna kaç farklı şekilde atılır demiyor. Broşürlerin tamamı kaç farklı şekilde atılır diyor. Bir ve iki ve üç ve dört. Hepsini aynı anda attığım ve hepsinin birbiriyle ilişkisi olduğu için arkadaşlar Burada neyi düşüneceğiz biz? Çarpma yoluyla saymayı düşüneceğiz tabii ki. O yüzden bunları çarpacağız ve cevabımıza 360 yazacağız. Peki hocam bir sorun var size. Sor yavrucuğum. Hocam şimdi her kutuya en çok bir broşür olacak şekilde demeseydi. Yani Nazım 4 farklı broşürü 6 farklı posta kutusuna atacaktır. Kaç farklı şekilde atabilir? Değişecek miydi yine azdan ilerlememiz? Az olan yine kıymetli olacak mıydı? Evet olacaktı. Değişmeyecekti yine. Bu sefer şöyle yapacaktım. Bak, onu şöyle şurada köşeye anlatayım sana. Eğer eğer burada böyle bir kısıtlama getirmeseydi yine broşürlerimiz bunlar şöyle. Broşürlerimiz bunlar. Ama bu sefer şöyle olacaktı. Birincinin 6 farklı ihtimali var ikincinin de 6 farklı ihtimal var. Çünkü artık bir tanesine attım diye o ikincisini birincisinin olduğu yere atmayacağım diye bir şey yok. Oraya da atabilirim. Diğer 5 tanesine de atabilirim. Diğeri için de aynı şekilde 6 durum. Sonuncusu için de aynı şekilde 6 durum. O zaman 6 çarpı 6 çarpı 6 altı çarpı 6'dan 6 altı üzeri 4 farklı durum olurdu bu sefer. Yine çarpma yoluyla sayma yapılacak. Ama bu sefer... 6 5 4 3 diye gitmez. 6 6 6 6 diye giderdi. Bak bu çok karıştırdığınız bir soru tipi. Her zaman burada şıklarda şey olur. E, mesela e, bu sorularda şıklarda 360 olur. 6 üzeri 4 olur. 4 üzeri 6 olur. Mesela hep e, öğrenci genelde şeyden gitmeye çalışır. Posta kutularından gitmeye çalışır. Buraya 4 tane gelebilir, 3 tane gelebilir, 2 tane gelebilir, 1 tane gelebilir falan diye. Yanlış. Arkadaşlar az olandan ilerleyeceğiz. Az olan her zaman kıymetlidir. Mesela siz gibi. Sizin gibi öğrenci var mı? Var mı? 2 milyon kişi giriyor. Burada kaç kişiyiz? Belki de 200 bin kişiyiz. Belki de 20 bin kişiyiz. Bilmiyorum ama azız. Çünkü kıymetliyiz. Severim sizi. Azdan gideceğiz. Peki hocam azdan gideceğiz azdan gideceğiz deyip duruyorsunuz. 6 farklı broşür 6 farklı posta kutusu olsaydı o en kolayı yavrum o en kolayı 6 farklı posta kutusu 6 farklı broşür olsaydı zaten hepsi birbiriyle uyuşacaktı ki şöyle düşün şimdi hangisinden başlayacağını düşünmene gerek yok orada şimdi şöyle yapayım ben sana 5 tamam mı bir tane daha çizelim şuraya 6'yı da başka rengim kalmadı la onu da siyah çizeyim 6'yı da şöyle çizeyim. Şimdi 6 broşür 6 posta kutusu var. E bunda hangisinden başlayacağının bir şeyi yok ki farkı. İstersen posta kutusundan başla. Birinci posta kutusuna 6 tane gelebilir. E, ee, her kutuya en fazla 1 atacaksak ikinciye 5 tane gelebilir. Üçüncüye 4 tane, dördüncüye 3 tane, 2 tane, 1 tane. Buradan da gidebilirsin ya da e, şeylerden git, broşürlerden git. Birinci broşüre 6 farklı posta kutusu gelebilir. İkincisine 5, üçüncüsüne 4, dördüncüsüne 3, 2, 1. Yine aynı şeyi bulursun. Yok, e, bu şart yok hocam. Her kutuya en çok bir broşür olacak şekilde demiyor. O zaman birincisine de 6, ikincisine de 6, üçüncüsüne de 6, dördüncüsüne de 6, beşincisine de 6, altı, altıncısına da 6. 6 üzeri 6 olacaktır cevabımız. Posta kutusundan da gitsen aynı, broşürden de gitsen aynı. Eğer sayıları eşitse ama say, çokluk sayıları farklıysa o zaman az olandan gideceksin yavrucuğum tamam mı? Bak bu soru tipini anladıysan zaten biraz yolun açılacak. Geldim buraya. Yukarıda verilen 7 bölmeli şekli bunu sen deneyeceksin. 9. soruyla bina sorusuyla benzeşiyor. Yukarıda verilen 7 bölmeli şekli boyamak isteyen Didem bu iş için 3 farklı renk kullanacaktır. Didem aynı renkleri arka arkaya getirmemeye çalıştığına göre kaç farklı boyama yapabilir? Şimdi canlarım bakın. Bakın şimdi. 3 farklı renk. Diyelim ki Mesela ne olsun? A rengi, B rengi, C rengi. A rengi buraya geldi diyelim. O zaman buraya A ve B gelemez. Ama buraya B, C gelemez mi? Gelir. O yüzden burada bölmenin kaç renge gelebileceğine bakacağız. Birinci bölmeye 3 renk gelebilir. Diyelim ki A geldi. O zaman buraya A gelemez. Ya B gelir ya C gelir. Yani iki durum. Buraya diyelim ki C geldi. O zaman buraya A gelebilir, B gelebilir. İki durum. Diyelim ki B geldi. O zaman buraya A gelebilir, C gelebilir iki durum. Diyelim ki A geldi bu şekilde gidiyor. Yani bu da iki durum. Bu da iki durum. Bu da iki durum. Yani 3 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani cevabımız 3 çarpı 2 üzeri 2. 4, 6. 2 üzeri 6, 64. 3 ile 64'ü çarparsam eğer arkadaşlar hesaplamalarım beni yamultmuyorsa cevabımız 192 yapacaktır diyebiliriz. Anlaştık mı? Şimdi günün değil videonun. Hep böyle son dakika poparlıyorum farkında mısınız? Bundan sonra bir video daha izliyorsunuz. 61. gündeyiz şu anda. Permutasyon 1'deyiz. 61. günde permütasyon 2'yi de izliyorsunuz arkadaşlar. Bu birinci videomuz. Birinci videonun son sorusu. Sayı yazma, sayı oluşturma soruları. Bu arada arkadaşlar bir saniye. Videonun sonunda da yani permütasyonun sonunda da söyleyeceğim ama arkadaşlar bakın biz yani ben permütasyon kombinasyon olasılık binom açılımı ile alakalı bir, geçen sene bir kamp yaptım ve fasiküllü bir kamptı. İçinde 600 küsür sorudan oluşan hem Efficinado testleri hem temel tanım testlerinden oluşan bir ee, çalışmamız vardı. Bu gerçekten TYT'deki bu anlattığımızda kıyaslanamayacak kadar detaylı. Ha, bazılarına gereksiz geliyor. Gereksiz mi diye soracak olursanız bence gereksiz değil çünkü ee, permutasyon, kombinasyon dan bir soru, olasılıktan bir soru, binomdan bir soru, TYT'de 3, eee AYT'de de bazen 3 bazen 2 toplamda 5-6 sorunun çıktığı bir yer. 5-6 soru diyorum arkadaşlar. Yani TYT AYT toplam 80 tane değil, 60 tane matematik sorusu var ya, 60 soruda 5 soru. 60'da 5 ise yüzde kaçtır? isterseniz siz hesaplayın. Yani önemli, gerçekten önemli. Bu TYT'de anlattığım yeterli mi? Son yıllara bakarsak son yılların sorularını çözebilmek için evet yeterli. Benim anlattığım fazlasıyla bile yeterli. 70 günde TYT matematik kampında. Ama ben daha da detaya girmek istiyorum hocam. Ben işimi şansa bırakmak istemiyorum. Ben geçen senekiler gibi çıkarsa yaparsınız diyorsunuz. Tamam yaparım ama ben eğer buradan eleyici soru gelirse onu da yapmak istiyorum diyen arkadaşlar ve her şeyi Tamamen fark birden çok örnekle farklı farklı örneklerle yapmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa, o zaman permütasyon kampımızın 30 günlük uzun hali, 15 günlük hızlandırılmış programı var. Kanalda var. E, hatta videonun açıklama kısmındaki kamplarımızda, 2022 kamplarımızda PKOB kampı da var. Videonun açıklama kısmında. Tıklayın, bakın. E, kamp tanıtım videosunda, kitap duyuru inceleme videosunda kitabın incelemesine bakın vesaire. Oradan isterseniz eğer e, oradaki kitap kitabın nereden edinebileceğiniz ile ilgili linkler de var. Oradan eğer e, detayına inmek istiyorsanız inebilirsiniz. Bizde her yol var arkadaşlar. Problemin uzunu da var, kısası da var. Permutasyonun uzunu da var, kısası da var. Her şey var. Bizde her şey var. O yüzden e, permutasyonda, kombinasyonda, olasılıkla binom açılımında az çok demeyeceğiz, boş geçmeyeceğiz. Hümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamaklı falan ama şimdi sayı yazacağız arkadaşlar. Aslında çarpma yoluyla sayma yapıyoruz. Niye? Çünkü şimdi 3 basamaklı diyor ya 1, 2, 3. Birinci basamağa gelebilecek sayılar ve ikinci basamağa gelebilecek sayılar ve üçüncü basamağa gelebilecek sayılar. Bunları yazıp çarpıyoruz. Yani aslında 3 basamaklı bir sayı oluştururken sanki 3 tane posta kutusuna 3 tane mektup atıyoruz. Ve bu mektuplar rakamlardan oluşuyor. Böyle düşünün. Tamam mı? Yani toplama yoluyla sayma burada yapılmaz. Çünkü şu değil. Buna veya buna veya buna neler geleceğine değil. Hepsine aynı anda neler gelebileceğini konuşuyoruz. O yüzden çarpma yoluyla sayma var. Şimdi A şıkkıyla başlayalım isterseniz. A. Şimdi 3 rakamları farklı 3 basamakta kaç farklı yaz sayı yazılabilir? Şimdi 1, 2, 3 basamağımı yerleştirdim. Şimdi burada arkadaşlar şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. 3 basamaklı, 2 basamaklı, 5 basamaklı sayılar yazılırken burada istisna durumlar var. Normalde her basamağa her sayı gelebilir. Hiçbir kısıtlama yok. Sadece rakamları farklı diyor. Ama bir şey daha var. Kümemizde 0 var. Ve bir sayının yüzler basamağına sıfır gelemez. Dolayısıyla istisna olan, sıkıntı olan, problem çıkarabilecek olan basamak hangisi ise o basamaktan başlıyoruz. Ve bu basamak yüzler basamağı. Yüzler basamağına normalde 2, 4, 6 sayı gelebilirdi. Ama sıfır gelemeyeceği için buraya 5 tane sayı gelebilir arkadaşlar. 5'imi yazdım buraya. Çarpı. Şimdi devam ediyorum. Sıfırı kapatmıştım. Şimdi sıfırın üstünü açıyorum. Çünkü artık sıfır onlar ve birler basamağına gelebilir. Yüzler basamağına gelemiyordu sadece. Ama be, be, yüzler basamağına bir sayı yazdım sıfır dışında. 1, 2, 3, 4, 5 fark etmez. Diyelim ki atıyorum 5 yazmış olalım. 5'in üstünü çizdim. Geriye kaç tane sayı kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman onlar basamağına 5 tane sayı gelebilir. Bir sayı daha geldi onlar basamağına. Ne gelsin sen söyle at. 1, 2, 3, 4, 0 bir tanesini söyle. Sıfır mı? Tamam sıfır olsun. Sıfır geldi buraya. Tamam. Peki o zaman birler basamadan kaç ihtimal kaldı? 4 tane. O zaman buraya da çarpı 4'ü yazdım. 25 çarpı 4'ten sorumuzun cevabı ne geldi? Bit. 100 farklı sayı yazılabilir. Rakamları farklı. Anlaştık mı? Şimdi 5 şıkkına geldik. Kaç farklı tek sayı yazılabilir? Hımm. Kaç farklı tek sayı? Şimdi... Bir sayının tek sayı olabilmesi için o sayının birler basamağına tek bir sayı gelmesi gerekir. 1, 3, 5, 7, 9. Ee, burada 1 var, 3 var. Başka da tek sayı yok arkadaşlar. Ha bir de 5 var. Üstünü çizmişiz. 1 <laughs> var, 3 var, 5 var. Yani buraya gelebilecek 3 tane sayı var. Yazdım buraya gelebilecek 3 tane sayıyı. Diyelim ki mesela 1'i kullandım. Tamam. Şimdi bak çi tek sayı dediği için birler basamağı bir istisnaydı ama hala bir istisna var. Yüzler basamağı. Yüzler basamağına sıfır gelemez. Üstünü kapattım. Bir gelemez. Onu da zaten birler basamağına kullandım. Rakamları farklı diyordu çünkü sorunun kökünde en başında. E o zaman arkadaşlar buraya 1, 2, 3, 4 sayı kalır. O zaman buraya 4 tane sayı yazabilirim. Şimdi diyelim ki bu başa yani birler basamağına ne yazmış olalım? 3 yazmış olalım. Artık 0'ın üstünü kaldırıyorum. Çünkü 0 sadece yüzler basamağına gelemiyordu. Üstünü kaldırdım. Geriye kaç tane sayı kaldı? 1 2 3 4. O zaman buraya da 4 sayı gelebilir. Bunları çarparsam 16 çarpı 3'ten 48 tane sayı yazabilirim. Bunu hallettim mi? Bunu hallettim. Şimdi C şıkkına geldim. Hoppa! Ya yapıştır. Şimdi C şıkkı. Kaç farklı çift sayı yazılabilir? Bak. Burada 2 tane yöntem var iki tane yöntem. Bunlardan bahsedeceğim sana. Bir tanesi uzun, bir tanesi kısa. Kısayı anlatınca diyeceksin ki hocam bunu başta diye söylemediniz ya? O yüzden önce uzun anlatıyorum. Çünkü kısayı önce anlatırsam uzunu kimse dinlemez. Şimdi bak. 1, 2, 3. Buraya kısasını yazacağım. Uzununu buraya yazıyorum. C şıkkı olarak. Bak Kaç farklı çift sayı yazılabilir de bir sıkıntı var. Tek gibi kolay değil. Niye? Çünkü arkadaşlar Başa sıfır gelme ihtimali var. Başa dediğim birler basamağına sıfır gelme ihtimali var. Yüzler basamağına da sıfır gelmemek durumu var. Yani hem başa gelme durumu var birler basamağına hem de yüzler basamağına gelmeme durumu var. Şimdi başa gelirse sonda zaten olmaz. Başa gelmezse sona da gelmeyecek gibi durumlar var. O yüzden burada iki ihtimalle inceleme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani iki ihtimal deyip araya niye art koydum? Sonuna sıfır gelme ihtimali veya Sonuna sıfır dışındaki çift sayıların gelme ihtimali. Böyle çözeceğim bu soruları tamam mı? Bak sonuna sıfır gelme ihtimali. Sonuna sıfır gelirse yani birler basamana sıfır gelirse ne olur? Çift olur. Veya sonuna 2 ve 4 gelme ihtimali. Sonuç yine ne olur? Çift olur arkadaşlar. Sayı yine çift olur. Peki. Şimdi başlıyorum o zaman. Buraya sıfır geldi. Yani bir ihtimal. Değil mi? Bir tane sadece sıfır. Peki sıfırın üstünü çizdim. Çünkü yazdım artık buraya. Geriye ne kaldı? 2, 4, 5 tane sayı buraya kaldı. Çarpı. Bir tanesini daha kullandım. Buraya kaç tane sayı kaldı? 4. Yani arkadaşlar sonu sıfırla biten 3 basamaklı rakamları farklı 20 tane sayı yazabilirim. Ve bunların hepsi çifttir. Şimdi bir de başa sıfır, sona sıfır gelmeyen sayılar. Yani kesin 2 4 olacak. Yani burada 2 ihtimal var. E 2 4'ten herhangi bir tanesini yazdık diyelim sonuna. Yani 2'yi yazdık. Mesela atıyorum 4'ü de yazabilirsin sen. Şimdi yüzler basamağına gidiyorum. Yüzler basamağına 2 yazamam. 0 zaten yazamam. O zaman 1 2 3 4. 4 ihtimal burada var. Şimdi sıfırın üstünü kaldıralım. Üstünü çektim sıfırın. Diyelim ki buraya 5 yazdım. Buraya 1 2 3 4. 4 ihtimal de burada var. Şimdi 4 kere 5'ten 20 burası. Yani birler basamağı 0 olan çift sayılar. Veya birler basamağı 2 veya 4 olan çift sayılar. O da 16 çarpı 2'den 32. 20 artı 32'den toplamda 52 tane çift sayı yazılabilir arkadaşlar. Cevabımız 52. Şimdi bu uzun yoluydu. Kısa yolundan bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi kaç farklı çift sayı yazılabilir diyor. 100 tane sayı yazılabiliyor toplamda. Bunların 48'i çiftse kaç tanesi 48'i tekse kaç tanesi çifttir? 52 tanesi değil mi? 100 tanesi sayıların tamamı bak kaç farklı sayı yazılabilir? 100 tane. E bunlardan kaç tanesi tek? 48 tane. Peki 100 eksi 48'den kaç tanesi çift olur? 52 tanesi. Yani aslında hiç uğraşmamıza gerek yoktu. Direkt böyle de yapabilirdik. Ama bu yöntemi bilin arkadaşlar. Önemli bir yöntem yani tamam mı? Şimdi D şıkkına geldim arkadaşlar. D şıkkına arkadaşlar. Şimdi D şıkkına geldim. 1, 2, 3 tane ee, basamağımız var yine. Şimdi size şunu sormak istiyorum ben. Bana açık yüreklilikte bana kıvırmayın. ıvırmayın kıvırmayın. 300 ile 400 arasında olabilmesi için sayının hangi basamak kritiksizce? Birler basamağı mı? Hocam birler basamağından ben nasıl anlayayım? Birler basamağı 9 bile olsa sayı belki 109'dur. Onlar basamağı mı? Hayır hocam 159 mesela. Onlar basamağı 5 ama sayı 300 ile 400'den de küçük. 300 ile 400 arasına koyabilmek için sayıyı kritik olan basamak neresi? Yüzler basamağı arkadaşlar. Peki 300 ile 400 arasındaysa bu sayı yüzler basamağının kaç olabilmesi lazım? Kaç olması gerekiyor? Kaç? Sadece 3 arkadaşlar. 3 dışında herhangi bir şey yazarsanız buraya. Bakın 4 yazarsanız olmaz. Buraya 400 yaz yaz yine olmuyor. 400 bile olmuyor da zaten rakamları da farklı. Yani buraya 4 yazdığınız anda otomatikman bu 400'den büyük bir sayı olur ve 300 ile 400 arasına girmez arkadaşlar. E buraya 2 yazsanız 300'den küçük. O yüzden buraya 3 yazmanız gerekir. Daha doğrusu buraya 3 yazmanız gerekir. Yani kaç ihtimal? Buralara ihtimalleri yazıyoruz. Yani gelebilecek farklı sayı adetlerini yazıyoruz. Yanlış anlamayın. 3 gelebilir sadece. Yani burada bir tane sayı yazılabilir. Peki kümemiz neydi arkadaşlar? 0 1 2 3 4 5'ti. 3'ü yüzler basamağını kullandık. 3'ün üstünü çizdim. Peki geriye kaç tane sayı kaldı? 2, 4, 5 tane. Buraya 5 tane sayı gelebilir. Bir tanesini daha kullandım. Buraya da 4 tane sayı gelebilir. O zaman arkadaşlar 1 çarpı 5 çarpı 4'ten toplamda 300 ile 400 arasında 20 tane sayı yazılabilir. Şimdi E şıkkına geldim. E şıkkı. 5 ile bölünebilen kaç farklı sayı yazılabilir? Dikkat şimdi bak. 5 ile bölünebilme de kritik. Niye kritik? Çünkü son basamağı 0 olan sayılarda 5'e bölünür. 5 olan sayılarda 5'e bölünür. Ama 0'ın istisnası başa da gelemiyor. O yüzden burada yine çift sayıların uzun yolu gibi 2 ihtimalde inceleyeceğiz. Sonuna 0 gelen 5 ile bölünebilen sayılar. Sonuna 5 gelen 5 ile bölünebilen sayılar. Sonuna 0 geldiğini düşünelim. Sonuna 0 geldi. Kaç ihtimal yani? Bir tane. Peki. Kaç tane sayımız vardı arkadaşlar? Bakın. 2, 4, 5. 2, 4, 6 sayı sonuna 0 geldi. Artık 5 tane sayı yazabiliriz buraya. Yazdım. Sonra bir 4 e, tane sayı yazdım buraya da. Yani buradan 20. Şimdi buraya bakalım. Başına 5 geldi. Şey sonuna 5 geldi. Yani bir sayı. Şimdi 6 sayının biri gitti. Çünkü birler basamağına artık 5 geldi. Şimdi yüzler basamağına geldim. 5 gelemiyor. E 0 da gelemiyor. O zaman 4 sayı kaldı. Tamam. Şimdi e, diyelim ki birler basamağına yüzler basamağına 1 bir geldi. Birler basamağına da 5 geldi. Ortadakine 1 gelemez, 5 gelemez. Ama 0, 2, 3, 4 gelebilir. Yani 4 ihtimalle buraya. E o zaman arkadaşlar 20 artı 16'dan 36 tane de buraya yazılabilir. Yani cevabımız kaç olacaktır? 36. Bunun cevabı 20. Bunun cevabı 48. Anlaştık mı? Şunun cevabı da 100. İşte arkadaşlar sayı oluşturma soruları da bu şekilde yapılıyor diyebiliriz. Şimdi önemli bir videoydu, önemli bir dersti. Uzun tuttum. Sebebi sayma yöntemlerini güzel öğrenmenizdi. Sayma yöntemlerini güzel öğrenirseniz devamı çok güzel gelecektir arkadaşlar. Videoyu bilerek sündüre sündüre ee, detayına gire gire anlattım. Şimdi bugün işiniz bitmedi. Yani gelip de diğer günler gibi keşke ah olsa ama 61. güne turuncu kalemimi alayım, tikimi atayım yapamıyorsunuz. Yarım tikimizi attık. Tikimizi ne zaman tamamlayacağız? 61. gün permütasyon ikinci videosunu noktaladığınızda 61. günü bitirmiş permutasyonun da temel tanım testini halletmiş olacaksınız canlarım tamam mı? Ara veriyorsunuz ve vakit kaybetmeden ikinci videoya geçiyorsunuz. Hat 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 hat.